Evet değerli arkadaşlarım, bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi şöyle bir hep konular üzerinden gidiyoruz zaten. Biliyorsunuz kanalımızda ağırlıkla konu ama dedim ya konuları bir tarafa bırakalım. Hem de arkadaşlarım bir maçlarla alakalı bana istekleri oluyordu. Onları da tekrar bir değerlendirelim diye düşündüm. Arkadaşlar biliyorsunuz yarım küre yolculuğu adı altında Top 11 bir etkinlik bu sezon başlattı. Aslında arkadaşlar isimler değişiyor da genelde sistemsel hep aşağı yukarı aynı etkinlikler her sezon önümüze geliyor. Ama isimler değişiyor. Şu etkinlik, bu etkinlik, şöyle böyle falan ama ana tema aynı. Şimdi ben de dedim ki ilk açılış maçını kardeşlerimle beraber yapayım. Bakın canlı canlı ücretsiz iki hakkımızdan birini kullanaraktan katıl butonuna hep beraber bir basalım istedim arkadaşlar. Ondan evvel yalnız bir iki kelam gene etmek istiyorum affınıza sığınaraktan. Arkadaşlar kanalımızın topluluk notunda anketlerimiz oluyor. Böyle seçenekli anketlerimiz oluyor. Onlara da katılmanızı ben isterim. Güzel anketlerimiz var. Katılırsanız sevinirim dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Zaten artık kanalımıza Instagram'da eklendi. Hakkında kısmında Instagram adresim mevcut. Artık ayrıyetten vermeme de bir gerek yok. Onun dışında topluluk notları ve oynatma listelerim devamlı güncelleniyor. Kanal taramak istemeyen arkadaşlar direkt kanalın oynatma listesinden istedikleri konuya, videoya ulaşma şansları da var diyorum. Şimdi hep beraber bakalım ne olacak. Herhalde ilk rakibimiz muhtemelen şey gelecek ama evet huzurunuzda katılıyoruz arkadaşlar. Evet gene ayrıntılarla başlıyor. Kondisyon, moral, yaralanma etkilenmez diyor. Yani sistem aynı arkadaşlar. Her seneki sistem aynı. 5 gün sonra da bitiyor. Bakalım sonuna kadar gidebilir miyiz, gidemez miyiz? Bilmiyorum ama hani ilk maçı sizlerle beraber yaşamak istedim. Hem de böylece beraberce bir açılış yapalım. Belki uğurlu gelir. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar, şimdi oynaya girelim. Meksika takımı 119.7. İyi, fena değil. Güzel. Güzel. Evet, hayırlısıyla başlıyoruz arkadaşlar. İlk karşılaşmamız. Zamanımız pek olur olmaz tabii bu konuda ben biraz kendimi şöyle hafif yukarı alayım ki bonuslarımız gördüğünüz gibi 10 arkadaşlar. Şöyle alayım aslında daha rahat olur. Buradan şey olur. Oyuncularımız zaten TP bonusu hep 10. Bir topa sahip olmayla bir başlayalım arkadaşlar. Tabii karşı rakip yok. Sonuçta evet. Normal oynuyoruz arkadaşlar. Yani ligdeki diğer platformlardaki oynadığım şekilde oynuyorum. Normal karışık karışık kapalı oynuyorum. Alçak oynuyorum. Biraz şeyi zor oynuyorum. Evet şu anda atak yapıyoruz. Orta sahadan bir oyuncumuz ve gol. Evet. Evet, ilk maç olduğu için tabii belli bir zaten seviyeye kadar pek fazla zorlamıyor ama o belli seviyelerden sonraki maçlar inşallah o seviyelere ulaşırsak o maçları da tekrar böyle sizler için yayınlamak isterim. O güzel bir gol attı. Vay, direkten güzel bir gol attı arkadaşlar. Bu arada Antalya'da da yoğun bir yağış var. Muhtemelen ülkemizin her yerinde de yağışlar başlamıştır. Hepinize Antalya'da yağışlı bir havadan da selam olsun diyorum değerli kardeşler. Şimdi değerli arkadaşlar devam ediyor oyunumuz gene. Şimdi rakibe bir bakalım aslında nasıl oynuyor. İkinci yarı biraz değişiklikler yapabiliriz. Daha 12. dakika Meksika önünde 2-0 öne geçtik. Şimdi şöyle bir bakalım. Üçlü bir orta saha ile oynuyor. Tekrar bizim ataklar biraz kesilirse rakibi de bir görme şansımız olacak inşallah. Bu arada bir top kaçırdık. Faşino santrforumuz.
Evet, bakın ama şu orta göbeği açık, stop iki stop ben arası açık, üçlü bir orta saha kapatmış, ilerisi aynı şekilde oynuyor diyelim. Tabii yani dediğim gibi ilk maç olmasından dolayı etkinliğin ilk karşılaşması çok da hani zorlamaz ama belli de olmaz tabii, belli de olmaz tabii. Evet, güzel bir kafa vuruşu yan çevden geldi değerli arkadaşlar. Evet, rakibin de dizilişi bu şekilde devam ediyor. Evet, bizim de şeyimiz bu. Bir arkadaşımız gelmiş, kim? Stefan Petrova. Evet, Yunanlı bir arkadaşımızdır. Eski oyunculardandır. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi aynen devam ediyoruz. Ataklar, ooo, kaçırdık gene. Kaçırdık. Şimdi ne yapalım? Şimdi muhtemelen yine bir topa sahip olma, daha basalım. Top zaten bizde. Skor avantajı bizde. Dolayısıyla taktiklerde değişikliğe gerek yok arkadaşlar. Zaten topu devamlı bizimkiler kullanıyorlar. Evet arkadaşlar, güzel devam ediyor. Bir gol daha geldi Uğur Saygın'dan. Zaten gelmesi gereken bir goldü. Aynen aynı şekilde devam ediyor. Şimdi rakibin ortası üçlü olduğu için biz de ikili bir orta sahayla oynuyoruz. Bizim dizilişimizi de biraz evvel gördünüz zaten. Evet, güzel bir karşılaşma. Hani bizim açımızdan çok rahat ama kaleci güzel kurtardı. Kaleci güzel kurtardı değerli dostlar. Evet, rakibin diziliş şekilleri bu. Şimdi biz tekrar kendimize dönelim. İkinci yarıda biraz formasyon değiştirebilirim. Bakalım nasıl etki edecek. Yani burada sonuçtan ziyade sizlerle bu ilk açılışı sizlerle yapmak istedim. Aslında sonuçta çok da önemli değil. Dediğim gibi ilk açılış şeyinde. Hop, bir gol daha geldi Saygın'dan. Evet. İlk turu rahat şekilde geçtik. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Biraz formasyona dönelim. Buraya bir AML'mizi alalım. Bakın şimdi hemen burada bir formasyon değişikliğine gideyim. Saygın'la Keleş'i yer değiştiriyorum. Bir dakika, ben kendimi hafif şöyle alacağım ki onay vereyim. Verdik olayımızı arkadaşlar. Şunu da yapabilirim. DMC'mizin yerine bir MC koyabiliriz. MC'mizi hafif biraz öne çekebilirim. İkinci yarıdaki alternatifler olaraktan. Çok da fazla aslında oynama şansım var mı diye bakıyorum duruma da. Çok da fazla şu anda oynama şansım yok. Neyse, tekrar devam ederiz. Ben kendimi aşağı aldım. Bu sefer bir hücum basalım bakalım. Bir hücum basalım. Normal oynuyoruz çünkü. Normal oynuyoruz. Bir hücum basalım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar inşallah hepinizin yeni sezonda hedefleri yönünde güzel karşılaşmalar çıkarttığınızı düşünüyorum. İnşallah hepiniz başarılı olacaksınızdır diye umut ediyorum. Şimdi biz aslında bir diziliş şekli daha yapalım. Şimdi Keleş'i buraya aldık. Saygını ileri çıkardık. Biraz da çok böyle şey yapalım. Bu 121'lik oyuncumuzu. AML. Dur bakalım. Bir de böyle bir düzen içinde deneyelim. Zaten maç koptuğu için problem yok. Buna da onayı verdik. Böyle bir dizilişte maçımıza devam edelim. Şimdi hücum da bastık. Hücum da ağırlıklı oynuyoruz dikkat ederseniz arkadaşlar. Dolayısıyla fark zaten oluyor. Evet değerli kardeşlerim. Oh. Asraf bir gol daha attı. Maç zaten burada koptu. Koptu. Yani Meksika olalı herhalde böyle bir fark yememiştir.
diye düşünüyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, zaten söylememe gerek yok. Yine bir hücum daha basalım. Devam ediyoruz arkadaşlar hücum basmaya. Çünkü zaten maçın skoruna almışız. Rahat rahat gidiyoruz. Oyuncularımız da şey yapsın. Bir kontrole top geldi. 1 Ocak 2023 tarihiyle ilgili zaten ufak şortlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Saatini daha sonra inşallah daha netlik kazandığında bildireceğim. Hepinizi bekliyorum. Bekliyorum. İnşallah. Hop, evet, keleş. Aslında keleş çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Şu Mekeleş çok iyi bir oyuncu. Bu sene onu MLD'de kullanıyorum. Geçen sezon AMC'deydi. Gol kralı oldu. İyi bir oyuncu. Ama bu sene tabii sezon başı planlamasında MLD'de oynaması gerekiyordu. O sezon başı planlamasında Keleş'i oraya çektik. Hatta Saygın forvetteydi. Yeni bir forvet gelince Saygın da şeye geldi. Evet, galibiyette tamamladık arkadaşlar. Hemen şu Stefana Petrova'ya bir teşekkür yolluyorum. Ödüllerimizi alıyoruz ve çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Evet, ilk açılış maçımızı böylece görevimizi tamamlıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Biraz videom uzayabilir. Gelin o zaman ikinci maçı da sizler için devam edeyim. Aslında bir maçı istiyordum ama ilk iki maçı sizlerle beraber yaşayayım. Affınıza sığınalım. Biraz uzayabilir. Evet arkadaşlar, nasıl bir düzen oynuyor? Evet, formamızı değiştirdik. Bonusları. Yine topa sahip olmayla başlıyoruz arkadaşlar. Topa sahip olmayla başlıyoruz. Yine Petrova demek ki oyunda maşallah. Çok güzel. Şimdi bu rakip nasıl oynuyormuş Brezilya? Ha, dörtlü bir savunma. Bizimkine de bu forma da pek yakıştı vallahi. Neyse, devam edelim bakalım. Aslında bir maç planlıyordum ama hevese geldim, gaza geldim diyelim. Sizler için iki maçı canlı ilk iki karşılaşmayı beraber paylaşalım istedim. Evet, devam ediyoruz. Gene biz düzenimizi bozmuyoruz. Şu anda bozulacak bir durum değil. Atak yapan takım biziz. Bu takımın de hop. Evet. Şimdi taktiklerimiz yine aynı. Dediğim gibi normal karışık kapalı oynuyoruz. Diğer taktiklerimiz aynı. Hiçbir taktiksel değişiklik yapmadık. Uğur Saygın, evet Saygın zaten oradan golü atar diyorum. Güzel. İkinci maçta da 13. dakikada öne geçtik. Zaten baktığınız zaman Brezilya biraz hücuma yönelik. Gerçekte de öyle değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum, Dünya Kupası'nı nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Fas'ın yaptığı sürpriz çok önemli. Gerçekten kıymetliydi. Bu sene Almanya biliyorsunuz gruplarda elendi. İspanya daha sonra favorilerden de elendi. Arjantin devam ediyor. Şimdi ankete bir arkadaşımızın yapmış olduğu bir yorum vardı. Bu Hırvatistan'la alakalı. Kaleci hakikaten güzel bir kalecileri var. Hırvatistan'ın kalecisi. Zaten ona güvenerek de biraz işi penaltılara bırakmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum Arjantin karşısında da penaltılara gitme şansı olursa. Bir topa sahip olma daha basıyorum bu arada. Şansı olursa gene bir etki, bir final yaşayabilirler. Biliyorsunuz bir Dünya Kupası evvelinin finalistiydi. Evet, Saygın zaten burada iki yaptı durumu. Yani evet, ilk iki maçımızda güzel bir şekilde devam edelim. Şimdi değerli arkadaşlar, maçın 30. dakikası. Evet. İşte bu mesela bu daha henüz bu şeyler maalesef algoritma orada artık kesiyor. Olayı kapatıyor, kesiyor. Devam ediyor. Yani bu maçları ben özellikle biraz da zevk olsun diye yayınlıyorum. Yani
dönen topu nasıl kaçırdın Keleş be? Evet Keleş zaman zaman şimdi sol olduğu için biraz da AMC özelliği de var tabii Keleş'in AMCST. Daha belki videolarımda görmüşsünüzdür, göstermişsindir. Çift ayaklı, yani aferin Keleş. Çok yönlü hücum oyuncusu özelliğini kullandı. Böylece Brezilya takımında geçmiş olduk. Bilmiyorum arkadaşlar. Mesela ben başladım mı bitireceğim. Yani ara verdiğim zaman başarılı olamıyorum. Yani bir yere kadar devam ediyorum. Saygın saygın. Bakın aslında bu santrfor ama AMC özelliği var. Hem birebir golcü hem bu arada bilgi vermiş olayım. Hem gizli forvet. Şimdi biraz evvel dikkat ettiyseniz canlı canlı gizli forvet özelliğini kullandı. Yani şunu özellikle fayda var arkadaşlar. ST'lerde AMC özelliğini de arayın. ST AMC'ler faydalı, daha faydalı oluyor. Şimdi biraz harekeri yapalım mı arkadaşlar? Ne yapalım? Maç 4-0'a gelmiş zaten. Harekeri yapalım. Şimdi faşolayı aldık. AMC'yi aldık. Keleşi aldık. Şimdi buraya ne yapalım? Şu tek dibi orta sahaya dönüyorum arkadaşlar. Yani çok iddialı bir forvet oldu ama. Bunu kabul etmedi. Evet, etmez. Etmez, etmez, etmez. Ha, o zaman şöyle yapalım. Biraz daha arkaya şey yapalım. Veya şöyle de yapabiliriz arkadaşlar ya. Evet, kabul etmedi onu. MC olarak şey yapalım. Şöyle bir düzende gidelim bakalım. Hadi bir de böyle gidelim bakalım. Acayip bir şey oldu ya. Ne yaptık biz böyle? Evet. Vallahi topyekin savaşa gider gibi saldırıyoruz. Yani acayip bir şey taktik oldu. Sakın böyle bir şey denemeyin işin açıkçası. Hadi hücumu da basalım geçelim arkadaşlar. Nasıl olsa maç rahat. Bakalım ne olacak. Arkası Allah'lık Ali Baba, Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi arkayı açtık değerli kardeşlerim. Arkayı açtık. Haydi bakalım. Ya Allah ya Bismillah gidiyoruz. Maşallah. Sübhanallah. 5. golü de attık. Bu arada da aslında hani her ne kadar şey oynasa da hani rakipte fena değil yani. 125 nokta küsür. Büyük bir rakip var. Hop, bu arada rakipte bir Brezilya. Yalandan da olsa bir atak yaptı değerli kardeşlerim. Yalandan da olsa bir atak yapmaya çalıştım. Şimdi yani tabii şimdi maç sıkışık olsa tabii böyle bir düzen yapılmaz yani kesinlikle bunu denemek bile şey olur. O zaman ne yapalım? Hadi bir şu genç çocuğu da sokalım oyuna. Bunlar hep genç oyuncular. Sokalım. DL, ML yapalım. Biraz daha kaydırdık. Evet arkadaşlar. Sola biraz daha bu tarafa kaydırıyoruz. Kayacak kaymıyor pek. İnatlaştı benimle ama. Biraz daha stoperle öne çıkardık. Devam ettik arkadaşlar. Vallahi yani normalde aslında denemeyin arkadaşlar. Pek riskli bir sistem ya. Şuraya baksanıza. Bir acayip bir sistem oldu. Stopperler bir tarafta, şey bir tarafta. Vallahi bu arada öyle böyle gene atıyoruz yani. 7 yaptık. Eyvah, Almanya gibi biz de Brezilya'yı 7 mi yapacağız arkadaşlar? Ne olacak? Vallahi biliyorsunuz bir Almanya Brezilya maçı vardı değil mi? Neyse artık bunlarda ne basılır? Topa mopa sahip olma basılmaz kardeş. Ya Allah, hücum basılır. Şimdi öyle bir maç vardı. Almanya Brezilya maçı 7-0 bitti. Yanlış hatırlamıyorsam 7-0 bitti. Yani vallahi şaka bir yana böyle bir şeyle de adamları gene atıyoruz. Algoritma da olsa zayıf demek ki. Arkadaşlar yani ilk iki turdan dolayı tabii. Daha ileriki turlarda böyle riskler böyle harekiler yapılmaz ayrı konuda. Şimdi biz harekeri yapıyoruz resmen. Ya Allah herkes hani mahalle maçına döndürdük işi.
Alan topu gidiyor. Aa, alan topu gidiyor vallahi. Hop! Asaf vur. Vur dedik, vurdu ama kalecinin üzerine vurdu değerli arkadaşlar. Evet, bu maçın da böylece sonuna gelmiş olduk değerli kardeşlerim. Biraz böyle videoyu uzattık aslında, planladığımızdan uzun tuttuk ve bu şekilde bir şekilde devam ediyoruz. Ah, keleş. Evet arkadaşlar. Evet. Evet, bir galibiyetimizi daha aldık. Böylece taraftar gene Stefan Petrikova'ya çok teşekkür ediyoruz. Maçtan çıkıyoruz. Sağ desenini de alıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, bir kontrol noktasında açtık. Şimdi tekrar dönelim. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuz biraz uzadı. Hatta bir maç planlıyordum. İkisi bir arada oldu. İki maça döndük. Bir başka Top Eleven videomuzda artık sağlıkla ve sıhhatle görüşmek üzere diyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Ben de gidebildiğim yere kadar gideceğim. Bakalım ne olacak. Görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.